Bu FTX rezaleti patladı ya, bütün kripto düşmanları üzerime üşüyorlar şu anda. Sen Bitcoin'i demiştin, bak neler oluyor, Bitcoin'den bir şey olmaz, kripto yalan. Ya bırakın bu işleri. Yalan, dolandırıcılık, sahtekarlık her yerde. Bitcoin orada altın, elmas adeta, çünkü ona bir şey bulaşamıyor. Ama etrafındaki borsalarda çok şey oluyor. Merkeziyetin olduğu yerde hile olur. Bir avuç insanın kararların tamamını verdiği yerde hile olur. Mesela nerede olur? Mesela FIFA'da olur. FIFA Katar'a Dünya Kupası nasıl verdi? Uzun zamandır merak ettiğim bir konuydu. Katar'ın bu yılki turnuvayı kazandığını öğrendiğim günü hala hatırlıyorum. Çok şaşırmıştım. Daha evvel Katar'a gitmiş birisi olarak söylüyorum. 300 bin kişinin yaşadığı küçücük bir çöl ülkesi. Sıcak, futbolla ilgileri yok. Nüfusun büyük bölümü dışarıdan getirilen göçmenler. Ya burayla futbolun ne alakası var? John Harris isimli muazzam bir YouTuber var. Mutlaka takip etmesini tavsiye ediyorum. Bu videoyu işte onun videosuna dayanarak hazırladım. Aşağı yukarı tamamı alıntıdır diyebilirim. Çünkü bunu bir kamu hizmeti olarak görüyorum. Yolsuzun, hırsızın nerelere kadar bulaşabildiğini, Katar denen küçücük bir ülkenin koca FIFA'yı nasıl avucun içine alabildiğini, paranın yolsuzluğun merkezi teşkilatta nasıl çökebildiğini, sadece 24 kişinin oyuyla dünyanın en önemli organizasyonun bir ülkeye nasıl hediye edilebildiğini size anlatmak istiyorum. Merkezi olan her şey para ve gücün kölesidir. FIFA'da işte böyle bir teşkilat. Merkezi, 24 tane insanın keyfine kalmış, süper yolsuzlaşmış bir organizasyon. Üstelik daha da enteresanı, 24 kişi bile oy veremedi Katar'a. Çünkü 24'ün ikisinin zaten rüşvet aldığı daha önceden tespit edildi. Oylamaya katılamadılar. Daha iş baştan sakat başladı. Geriye kalan 22 kişinin 14'ü ise Katar'a oy verdi. Koca Amerika 8 oy alabildi. Nasıl oldu? Bu 14 kişi kimdi? Bunlar nasıl ikna edildiler? Katar bu işi nasıl kotardı? Gelin ele alalım. Hazırsanız başlıyoruz. Futbol sadece bir spor değil. Bunu zaten uzun zamandır biliyoruz. Futbol siyasetçilerle kol kola gelişen bir dal. Futbol ekonomiyle ilgili. Futbolun içerisinde mafya var. Futbolun içinde yolsuzluk var. Futbol büyük bir güç savaşının döndüğü bir yer. Ve ülkeler de bu güç savaşı içine yer almak istiyorlar. Ve bu güç savaşının merkezi de Dünya Kupası organizasyonu. FIFA tarafından organize edilen Dünya Kupası her zaman çok ilgi çekiyor. Hırvatistan'la Fransa arasındaki son finali tam 1.1 milyar insan izledi dünyadan. Bu kadar güçlü bir organizasyon bu. Ve ülkeler bu organizasyon olabilmek için büyük paralar harcıyorlar. Ama açıkçası bu yıl Katar'ın harcadığı parayla daha önce harcanan paraları kıyasladığımızda bambaşka bir lige geçtiğimizi görebiliyoruz. Çok masumane başlamış bu süreç. Mesela İtalya 1990 Dünya Kupası'nı sadece 400 milyon dolar harcayarak organize etmiş. Sonra rakamlar gittikçe büyümüş. Brezilya, o fakir Brezilya 11.6 milyar dolar harcamış 2014'te. Rusya 2018'e 14.2 milyar dolar harcamayla kotarmış. Ama en son Katar 2022 için tam 220 milyar dolar para harcayacağını söylemiş. Yanlış anlamayın, bu harcanan paranın büyük bölümü bir daha hiçbir işe yaramayacak. Çünkü bu ülkede futbol yok. Bu ülkede futbol oynanamaz bile doğrusu. Ona rağmen 220 milyar doları statlara, altyapılara Katar gömüyor. Çünkü dünyada petrodolar ekonomisinin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bütün ülkeler petrolden kurtulmaya, elektriğe geçmeye çalışıyorlar. Katar yöneticileri de bunun farkında. Ülkenin tek gelir kaynağı petrol ve doğalgaz. İşte o yüzden çeşitlendirmeye çalışıyorlar gelir kaynaklarını. Pek çok farklı alanda yatırımlar yapıyorlar. Türkiye'de çok yatırımlar olduğunu biliyoruz. Ülke markasını bu yönde öne çıkartmak da onlar için kritik önemli. Gel gelelim, Katar bu iş için hiç uygun bir ülke değil. Sıcak, çöl gibi, nüfus yok, insan hakları çok sıkıntılı. Yani FIFA'nın hiçbir standartına uymuyor. Hatta FIFA ön raporlarda bunu belirtmiş de Katar uygun değil demiş. Ama sonra ne oluyorsa oluyor. Katar Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse iki katı oyla 2022 Dünya Kupası'nın düzenleme hakkını kazanıyor. Arkada muazzam bir yolsuzluk savaşı var. Arkada muazzam bir güç savaşı var. YouTuber John Harris bunun müthiş detayına girmiş. Gelin biz de şimdi o detayları sizinle beraber dalalım. FIFA oynaması gizli yapılıyor. O yüzden 14 adayı tam olarak tespit etmek zor. Ama yine de iyi bir araştırma yapmış John Harris ve bu 14 adayın kimler olabileceği konusunda çok ciddi bir fikir geliştirmiş. Bu 14 kişinin çoğunu tabii ki tanımıyorsunuz. Ama biri var ki hepiniz tanıyorsunuz. Platini. Benim çocukluğumun büyük rüya futbolcusu. Ama mesela sırf bu komitede veya Platini'de de bitmiyor. İşin biraz daha üstte birisi var. O da kim? O dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy. Ama şimdi gelin adım adım hangi aday ne yapmış, Katar'a onlara nasıl ulaşmış bir inceleyelim. John Harris'in araştırması tamamen açık kaynaklı verilere dayanıyor ve o dönemdeki Executive Komite'yi yani FIFA komitesini ele alıyor. Burada oy verme yetkisi olan 24 kişinin tek tek üzerine gidiyor ve kimin Katar'a oy vermiş olabileceğini belgeleriyle beraber ispatlıyor.
İlk net aday Muhammed Bin Hammam. Muhammed Bin Hammam Katar'ın komitedeki üyesi. Onun kendi ülkesine oy vermesi zaten doğal. Ama Muhammed Bin Hammam'ın buradaki tek rolü kendi ülkesine oy vermek değil, diğer komite üyelerini de Katar'a oy vermeye çeşitli yöntemlerle teşvik etmek. Sonradan yapılan araştırmalar gösteriyor ki Muhammed Bin Hammam Jack Warner'a önce 450 bin dolar sonra da 1 milyon 600 bin dolar daha vermiş. Karayipler'deki küçük bir ada ülkesi olan Trinidad Tobago'nun Jack Warner'ı oyunu Katar için kullanıyor büyük ihtimalle. Katar'ın temsilcisi de var. Etti 2 oy. Peki geriye kalan oylar nereden geliyor? Eğer bir yerde rüşvet, yolsuzluk varsa orada mutlaka Güney Amerika olur. Nitekim Güney Amerika'nın jüride bulunan 3 üyesinin ikisi hakkında daha sonradan rüşvet davaları açılıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu dosyalara henüz erişemiyoruz maalesef. Bu adaylardan 2 tanesi FIFA seçiminden sonra ölüyorlar bu arada. Karma mı diyelim, Amerika yine bir numara mı çevirdi diyelim, bilmiyorum. Şimdi gelelim Afrika'ya. Afrika'nın jüride 4 adayı var. Bunlardan 3 tanesi Angola'da FIFA seçimlerinden hemen bir yıl önce toplanıyorlar. O toplantının çevirmeni diyor ki bu adaylara Katar tarafından doğrudan 1,5 milyon dolar rüşvet teklif edildi. Bu hanımefendi daha sonra itirafından vazgeçiyor ama sonra FBI kapısına dayanınca tekrar itirafı kabulleniyor. Diyor ki korktum, o yüzden vazgeçmiştim ama bundan sonra ömrüm boyunca korkacağım. Hep arkama bakarak yürümem gerekiyor diyor. Angola'daki bu toplantıya katılan adayların ikisinin rüşvet aldığı daha sonra videolarla belgeleniyor. 800'er bin dolarlık rüşvet aldıkları, tutuklanıyorlar ve oylamadan atılıyorlar. Hani demiştim ya, iki komite üyesi katılamıyor diye, işte onun sebebi bu iki kişi. Bu direkt rüşvet alanların dışında bir de ülkesinin çıkarları için uğraşanlar da olabiliyor. Mesela Taylandlı beyefendi öyle birisi. O Tayland ile Katar arasındaki doğalgaz anlaşmasına karışıyor. Doğalgaz anlaşmasının Tayland lehine bir indirimle yapılmasını sağlıyor. O da öyle oy alıyor. Kendi cebine direkt bir şey katmasa bile. Yunanlı adayın kendisine ait bir araziyi Katar'a normal fiyatının çok üstünde, 22 milyon euronun üzerine fiyatı sattığı biliniyor. Piyasa ederin çok üstündeymiş. Bir diğer yine UEFA adayının oğlu ise hemen seçimlerden sonra Katar'daki bir şirkette çok yüksek maaşla ballı bir işe girdiği biliniyor. Ama bütün bunlar turpun büyüğü değil. Turpun büyüğü Michel Platini. Michel Platini kim? Çocukluğumuzun rüya futbolcusu. Futbola biraz ilgisi olan herkes onun muazzam bileğini, çalımlarını, müthiş paslarını hatırlayacaktır. Michel Platini UEFA'nın yani Avrupa Futbol Federasyonu'nun başkanı ve görülen o ki o da bu işin içine maalesef bulaşıyor. Michel Platini rüşvet almıyor. Aslında seçimlerden önce oyunu Amerika'ya verme taraflısı olduğunu da söylüyor. Fakat seçimlerden hemen birkaç gece önce o dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy tarafından saraya çağrılıyor. Saraydaki toplantıda Nicolas Sarkozy'nin dışında iki önemli isim daha var. Hamad Bin Yasim, o dönemki Katar Başbakanı ve Tamim Bin Hamad, şu andaki Emir Katar'ı. Onlar da toplantıdalar. Ve toplantıda ne olduğunu bilmek biraz zor ama anlıyoruz ki Platini üzerine Sarkozy çok ciddi bir baskı kuruyor. Hatırlayın, o yıllarda dünyada ekonomik kriz var. 2008 krizinin etkileri hala yaşanıyor. Sarkozy muhtemelen bu krizden kurtulmak için Katar parasına ihtiyaç duyuyor ve Platini'nin Katar lehine oy vermesi için üzerine baskı yapıyor. Sonra neler oluyor? Sarkozy'nin favori takımı Paris Saint-Germain Katarlara satılıyor. Bunun anlaşmanın parçası olduğunu tahmin ediyoruz. O zamanlar Paris Saint-Germain finansal olarak çok sıkıntıda bir takım. 60 milyon dolara alıyor Katarlılar ve takımı oldukça güçlendiriyorlar. Çok ciddi yatırımlar yapıyorlar takıma. Aynı zamanda Fransa Katar'a 50 tane Airbus uçağı satıyor. Bu anlaşmanın toplam büyüğünün 18 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. İddialara göre Platini 4 UEFA komite üyesini daha ikna ediyor. Onlar da Katar'a oy veriyorlar. İlerleyen yıllarda Sepp Blatter, o dönemin FIFA Federasyon Başkanı, açıkça Platini'yi bu konuda suçluyor ve Platini Sarkozy'nin baskısı altında kaldı diyor. Merkezi bir teşkilat, yolsuzlaşmış, her türlü pisliğin içerisinde. İçeride eminim temiz insanlar da var ama büyük bölümü rüşvetle, çıkar peşinde, güç peşinde oylarını satmışlar. Biz bunu göremiyoruz çünkü şeffaf değil. Oysa bütün bu işlerin blockchain üzerinde olmasını istiyorum ben. Bütün bu oylama mekanizmalarını görebilirim istiyorum. Bütün bu para akışlarını görebilirim. Çünkü mesela şu anda kripto pazarında bir sürü şey konuşuluyor ama en azından blockchain üzerinden yapılan işlemleri görebiliyoruz. Geriye dönük onları tarayabiliyoruz. Şu anda Twitter'da bir sürü gönüllü gazeteci var. Sırf blockchain kayıtlarına bakarak kimin kime ne kadar para yolladığını görebiliyorlar mesela. Şeffaflık iyidir. Blockchain şeffaflığın merkezindedir. Bitcoin de blockchain'in merkezindedir. O yüzden benim Bitcoin'le ilgili veya blockchain'in geleceğiyle ilgili en ufak bir şüphem yok. Ama onun mücadele etmek için kurulduğu FIFA vari yapıların şu anda buraya çökmüş olması için can sıkıcı yönü. Umarım bugünkü içerik ilginizi çekmiştir. John Harris'e bir kez daha harika videosu için teşekkür ediyorum. Linkini aşağıya ve yukarıya bırakıyorum. Mutlaka izlemelisiniz. Bilmiyorum Katar'daki Dünya Kupası maçlarını izleyecek misiniz? Aranızda futbolu çok seven ve ne olursa olsun sevdiğim diyenler var. Bazıları aranızda muhtemelen Katar'ı protesto edecek, artık size kalmış o işler. Ama Katar'daki bu işin temiz bir yolda oraya gitmediğine emin olabilirsiniz.